Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoda enteresan bir şey yapacağım arkadaşlar. Bakalım farkına varabilecek misiniz? Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında 2-0 kaybettirildi. Yetmedi. Sosyal medyada çok enteresan şeyler konuşulmaya başlandı. Ben size daha enteresan şeyleri konuşacağım arkadaşlar. Şimdi maça dair de spor yazarlarından bazı fikirler, bazı görüşler gelmiş durumda. Bu olayı değerlendirelim. Mesela Uğur Meleke diyor ki Sunahanesi'ndeki en önemli eksi puansa bence şuydu. Kırmızı kart öncesi kenara Valencia gelmişti. Muhtemelen Batshuayi'yi çıkaracaktı. Nedense Fenerbahçe'ye değişiklikler çok yavaş yapılıyor. O hamle gerçekleşene kadar Belçikalı santrafor tescilli bir özensizlik yapıp Crespo'nun kırmızı kartına zemin hazırladı diyor. Yani aslına bakarsanız doğru. Çünkü eğer bunu devrede konuştuysan, biz seni çıkartacağız, hazırlan dediysen, hani Valencia'yı alacağım desen, yani Crespo'nun kırmızısına zemin hazırlanması enteresan. Bir de Crespo'nun yediği kırmızı şimdi kontra atağı kesme olur falan, anlarım da orta sahada olunca biraz tuhaf. Erman Toroğlu Dünya Kupası başlamadan önce Fenerbahçe araya yenilerek girmişti. Yine eksik kalmıştı fakat daha iyi mücadele ediyorlardı. Trabzon'da Fenerbahçe kendi futbolunu oynamadı. İlk yarıda görülen sarı kartlar aslında teknik adamlar için uyarı niteliğindeydi. Ama Jesus bu konuda geç kaldı. O geç kaldı, takımı da eksik kaldı. İpler Trabzonsporlu hakemin Trabzonspor'un eline geçti diyor. Doğru. Yani bir yerde senin hatan tamam, rakibin kollandı diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun, tamam, ama senin bir yerdeki hatan yani rakibine başka bir şey olarak geri döndü. Bunun dışında yine spor yazarlarından birçoğunun şeyi var. Ahmet Çakar ve lig yeniden başladı diyor. İşte asıl kritik cümle bu. Yani ilk yarıda Fenerbahçe'nin sadece King'le direkten dönen, ikinci yarıda 45-60. Dakikalar arasında ne olduysa oldu. Fenerbahçe takımın boyunu uzadı. Orta saha boşaldı. Trabzon orta sahada daha çok top yapmaya başladı. Crespo'nun acemiliği, kontrolsüz girişi. Fenerbahçe Trabzonspor'u 11'e 10 bile bloke edebilirdi ama kırmızı karttan hemen sonra gol geldi. Her zamanki gibi. Gürcan Bilgiç, 10 kişi kalıp yenik duruma da düşerseniz ne yaparsınız? Jesus'un zamanı başladı o zaman. Enerjisi yüksek. Taraftarını ve hakem yorumunu arkasına almış bir takıma karşı hem oyunu dengeleyip hem de skoru bulmak zorundasınız. Forvet alıp orta sahaya soktu Jesus. İlk bakışta mantıklı. Sonrasında İrfan Can'ı kenara çekip birebir de etkili oyuncularına yönelmesi, ofansif tercihleri, hamle yapmak istemesi eski bir ezber. Yani İrfan'ı kenara çekti, birebir de etkili oyunculara yöneldi. Ofansif tercihleri, hamle yapmak istemesi diyor. Topu kullanacak oyuncular yerine pastan veya kontrolden vazgeçip tek anın peşine düşmesi. Yani bir an böyle sahneye çıkıp gol atacak isimlere yönelmesi diyor. Fenerbahçe yine 10 kişi kaldı, yine kaybetti. Başka türlü olmuyor zaten. Ligin hikayesinde yeni bir bölüm açıldı diyor. Ömer Üründül, bir kişi eksik kalmışsın. Skorda denge varken defans bloğun yine çizgi halinde, önde yakalandı ve skor dezavantajına düştün. Sonuçta taraflı tarafsız herkesin çok büyük teknik direktör diye övgüler yağdırdı Jorge Jesus. Dünkü yenilginin bir numaralı sorumlusudur diyor. Şansal Büyükhan'ın yorumu var. Ercan Güven'in var. Ali Gültiken'in var. Yani İlken Yağcıoğlu, açıkçası ikinci yarıya başlarken Valencia İrfan değişikliğini bekledim ama Jesus oyuncularına bir şans daha verdi. Batshuayi'nin etkisizliği sadece Ferdi'nin hücuma destek vermesi, pozisyonların üremesini engelledi. Crespo'nun atılmasını ilk defa savunma arkasına sarkan Gomez golü attı. Jesus'un 1-0'dan Serdar Aziz'i çıkarıp dörtlü savunmaya dönmesi, hücuma takviye yapması doğruydu. Şimdi ligin zirvesi karıştı diyor. Nihat Kahveci, bu maçta eksik kalmayacaksın. Fenerbahçe neden bu kadar kırmızı kart yemeli? Sorgulanmalı. Crespo sarısı varken onu yapmamalıydı belki ama onu görmesi gereken bir Jorge Jesus var. Çünkü sen bunu daha önce de yaşadın. Dinamo Kiev'le oynarken İsmail aynı şekilde kırmızı yedi. Devre arasında müdahale edebilirsin. Fenerbahçe bu maça hiç hazırlanmamış gibi. Bir oyuncu söyleyecek olsak sadece Altay derim. Onun dışında ikinci bir oyuncu yok diyor. Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe oyun disiplinden tamamen kopmuştu. Abdullah Avcı'nın tercihlerini konuşuruz ama Fenerbahçe için konuşursak Jorge Jesus çok kötü hazırlanmış maça. King'in pozisyon dışında pozisyon yok. Ona rağmen 35 dakika falan iyi oynadı. Batshuayi'yi beğenmeme rağmen ilk önce Valencia'yı seçerim. Katar'dan yüksek moralle geldi. Fiziken de mental anlamda fit durumda. Çok güzel bir özelliği de kanatta oynayabiliyor olması. Batshuayi'nin böyle bir özelliği yok. Forvetlerin ortasında kayboldu diyor.
Şimdi bu tabii ki de oyun görüşleri, futbol görüşleri, maça dair görüşler. Hani baktığınız zaman Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'den bir tek Altay ayakta kaldı. Şimdi bunu da inkar etmeyelim arkadaşlar. Kurtardığı şeyler, kurtarışlar hani eski Altay Bayındır izlenimi verdi. 5 net kurtarışa imza attı diyor. Şimdi sevindirici tarafı bu. Eski Altay Bayındır. Hani atanın iyi olacak, tutanın iyi olacak. Ama şöyle bir şey var. Bakın Fenerbahçe'de kırılma anı Crespo'nun kırmızısıydı. Aslında Crespo o dakikadan mesela 55'te Crespo ile Batshuayi çıksa, Valencia ile İsmail girseydi farklı mı olurdu? Ya bu maç bir şekilde Fenerbahçe'nin aleyhine sonuçlanacaktı. İster inanın, ister inanmayın. İster katılın, ister katılmayın. Ryan Babel bile mesela hakem için çıktı. Eyüpspor forması giyen bir futbolcu. Bak Eyüpspor forması giyen. Fenerbahçe'yi de çok sevmeyen bir isim. Ya Trabzonspor maçını izliyorum. Türk hakemleri Dünya Kupası'ndan hiçbir şey öğrenmemiş. Oyunu oynat. 3 dakikada bir oyun duruyor diyor. Şimdi Fenerbahçe'yi durdurmanın en büyük planı bu. Hakemle durdur. Yani hakemle durdur. Oyunu soğut. Fenerbahçe'yi böyle şey yap. Yani oyunu Fenerbahçe lehine, aleyhine böyle çevir. Gerçekten böyle çevir. Ya arkadaş yazık günah değil mi? Allah aşkına ya. Yazık günah değil mi? Bir bakın ya. Bir bakın. Oyun oynatılmıyor. Mesela hocam Ren maçında da biz üçlü savunmaydık. Daha iyiydik diyor. Şunda da üçlü savunmaydık daha iyiydik. Ya bir bakın. Yani bilmiyorum ya. Fenerbahçe'yi durdurmak için çok güzel bir şey. Hani bana diyebilirsiniz ki hocam Fenerbahçe bu yüzden oynayamadı. İkide bir de oyun durdu, oyun durdu, oyun durdu diye. Yani bu yüzden Fenerbahçe oynayamadı demezler mi? Derler. Derler abi. Niye demesinler? Derler. Ha, Fenerbahçe'yi durdurmanın güzel yönlerinden biri bu. İkincisi Batshuayi'nin yediği sarı kart. Ya arkadaşlar bakın hakem konuşmayalım diyorum ama ya niyet konuşalım. Şimdi az sonra konuşacağım. Şimdi az sonra konuşacağım. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye bu kadar kolay çıkan kırmızılar, bu kadar kolay çıkan kartlar, yani bu kadar kolay çıkan kartlar, bu kadar kolay çıkan kırmızılar keşke rakiplere de çıksa. E çıkıyor hocam. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor maalesef. Arkadaşlar, bugün Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Lige 3 puanla döndü ki beklediğim bir galibiyetti. Adana Demirspor iç sahada yenilmezliğini bayağı arttırdı. Emre Akbaba'nın 2 gol attığı Borini'nin karşılık verdiği maçta Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarmış oldu. Trabzon deplasmanına gittikleri zaman görürüz o yenilmezlik serisini. Ben şimdiden söyleyeyim. Şimdi bakın eğri oturup doğru konuşma vakti geldi. Fenerbahçe, Giresunspor ve Trabzonspor maçları sonrasında şampiyonluğu değil avantajı kaybetti diyor Ulaş abi. Ben de katılıyorum. Sadece avantaj kaybetti. Jesus hatalarından ders çıkarabilecek bir teknik adam. Zaten büyüklüğü buradan geliyor. Eğer bu maça saplanıp kalacaksa zaten Jesus boşuna biz Jesus diyoruz. Hatayspor maçımız var Salı günü. Maçın şu an, yani dünkü maçın en kötüsü Batshuayi. Bir bakmışsınız Salı günü hat-trick yapmış. Alıp bağrınıza basacaksınız. Crespo'ya ağır tepkiler gelmiş etmiş. Bak şunu söyleyeyim. Gustavo Henrique dün kötüydü. Ama ona rağmen kaç tane engellediği şut girişim var. Gustavo Henrique ile önde kuramazsın savunmayı. Bir kere bunu kafaya koyalım. Yani Atilla Sanayi mesela tel tel döküldü üçlüde. Ne yaptığını o da anlamadı. Yani ihale yerli futbolculara kalmış durumda. Ya arkadaş bence şunu yapalım. Samet'i almaya çalışıyorsun. 3,5-4 milyon euro çekiyordun. Almayın. Dörtlü savunmayla devam edelim. Yani Perez, Salahi, Serdar Aziz, Gustavo. Yeter abi. Yeter. Bence bize sol bek lazım. Acilinden sol bek lazım ve kanat lazım. Herkesin forvet istediği. Ama bize her şeyden önce adalet lazım. Şimdi dedim ya hocam adaletten niye bahsediyorsun? Ya yeşil sahalarda rakibe kafa atmanın cezası kırmızı kart. Normal şartlarda. Dün Bakasetas geldi. Batshuayi'yi düşürdü. Batshuayi sarı kart yedi. Düştü diye. Bugün şu hareket arkadaşlar. Hani videosunu veremiyoruz maalesef. Yani Enkodu'nun attığı kafa. Direkt kafa atıyor. Ve VAR'da incelenmesine rağmen hakem Atilla Karaoğlan sarı kart verdi arkadaşlar. VAR'da incelemesine rağmen sarı kart verdi.
Şimdi Enkodu'nun bu yaptığı hareketi Fenerbahçeli bir futbolcu yapmış olsa Atilla Karaoğlan VAR'a bile gerek duymadan kırmızı verir miydi? Verirdi. O zaman Atilla Karaoğlan'ı ve diğer hakemlerin ben her şeyini sorguluyorum. Aynı şekilde ben şunu söyleyeyim. Enkodu'nun kafa attığı futbolcu Fenerbahçeli futbolcuysa Fenerbahçeli futbolcu sarı kart yerdi. Kafa yedi diye. Maçuayı yedi çünkü. Peki hocam görüşlerine. Tümer Metin. Atilla Karaoğlan hem canlıda hem de videoda izleyip hala sarı kart dedi pozisyona. Pes. Benim lafım sözüm kalmadı. Sanırım gerçekten biz futbolu bilmiyoruz diyor. Erman Toroğlu. Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Topalarlar adam gelir gelmez, adama kafa gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir. Hepsi tamam. O tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterildi, bir tanesi sarı demez. Yani düşünün. Tümer Metin diyor ki hem canlıda izledi hem VAR'da izledi, vermedi. Biz futbolu bilmiyoruz. Erman Toroğlu hani 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya göster onu da kırmızı der diyor. Nitekim Atiba aç insan da eyvah diyor yedik kırmızıyı diyor. Rıdvan Dilmen Atilla Karaoğlan atmadı değil atamaz diyor. Merak ediyorum niye atamaz? Merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ın başkanı, teknik direktörü aynı ortak bir özelliğe mi sahip? Mesela Fenerbahçe'nin sürekli kaybettirildiği Trabzon deplasmanı artık klişe oldu bu ya. Kesin kırmızı yiyeceğiz, kesin kaybettirecekler diye diye gidiyoruz ya. Ortak bir özellik mi var? Yani bunu mu değiştirmek lazım? Sıkıntı burada mı? Ahmet Çakar, Atilla Karaoğlan'ın Enkodu'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir. Demek ki bu kokartı neyle taktı? Şimdi utanılabilmez, arlanılabilmez bazı isimlerin de yorumları var, meşhur isimlerin. Yok kırmızı verse kimse bir şey diyemezmiş. Ulan mert olun, delikanlı olun. Azıcık erkek olun. Mert olun ya, erkek olun, adam olun ya, adam olun, adam adam. Çıkıp adam olun. Deyin ki arkadaş bunu Fenerbahçe'de işte ya da Galatasaray'da bir futbolcu yapsa ben şu derdim. Bakın Şenol Güneş Enkodu'yu kenara almış. Oyuncu değişikliği yapmış. Bak şu anda oynanıyor, devam ediyor. Allah aşkına ya bu ne utanmazlıktır ya. Bu ne utanmazlıktır ya. Bak ne diyor Enkodu'nun pozisyonu Erman Toroğlu. Kırmızı oğlu kırmızı. Futbol namına terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır diyor. Şimdi VAR uyarısına rağmen yani dünyanın her yerinde kırmızı olan bu pozisyon burada sarı veriliyor. Fenerbahçe futbolcular da haftalardır kırmızı yiyor. Sonra birileri çıkıyor diyor ki arkadaşlar sonra birileri çıkıyor diyor ki yok Fenerbahçe kullanıyor. Ya bunu söylerken Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Gerçi Allah inancınız var mı bilmiyorum. Rıdvan Dilmen. Şimdi Fenerbahçe demez mi? Bizim oyuncularımızı sürekli atıyorsunuz ama şu pozisyona bakın diye. Rekabet ortamında diyebilir. Sonuçta rakipleri de etkiliyor böyle kararlar. Crespo'nun kartı doğru. Bu arada yanlış anlaşılmasın onu demiyorum diyor. Mesela ben şunu da söyleyeyim. Futbolcunun etrafını sarma kırmızı. Trabzonspor maçında hiç kimseye kart cezası falan çıkmayacak. Çıksa diyecekler ki o karambolde 3 kişinin sarı kartı var. 2 kişinin sarı kartı var. Bunlar o anda sarı yiyese 2 kişi kırmızı yemiş olacak. Fenerbahçe maç boyunca rakip 2 kişi fazla oynamış. Hükmen girmesi lazım diyecek. Al başına belayı. Ömer Faruk Önal. Yasin Kol'un ipini çekersen Antep'te o kırmızı çıkmaz demiş. Mesela Yasin Kol Trabzonluydu. Trabzonluydu. Ama doğru kararlar verince hakemlikten atıldı. Demek ki biz tiyatro izliyoruz. Ya Fenerbahçe'nin 3 hafta üst üste kırmızı kart gördüğü ligde rakibin oyuncusu kafa atıp sarı kart görüyor. Ve hakem müsveddesi bunu izliyor. VAR'da izliyor. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa ligin üstünde kadro kurmalı falan filan. Asla. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bunlar kimden destek alıyorsa, neyden destek alıyorsa ondan almalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Alparslan değildir. Osman Bey değildir. Hepsine saygı duyuyoruz. Hepsi atamız. Şah İsmail değildir. İran'ın lideridir o. Şah İsmail atası olanlar, başka bir şey atası olanlar bilsin diye söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti ile aynı tarih olan 1923'te kurulmuştur. Sen 1923'ün sonrasını saymıyorum canımın istediği gibi diyorsan orada farklı emellere alet ediliyorsundur. Farklı niyetin vardır.
59 öncesini saymıyoruz ama Beşiktaş'ın 2 tane şampiyonluğunu sayıyoruz diyorsan orada farklı bir kollama vardır. Anlatabiliyor muyum? Adam orada çıkıp menajer ücretini %1 gösterip 10.000'de 1 gösterip ceza almazken Kayseri Spor'a şuna buna eksi puan veriyorsan orada bir kollama vardır. E bizim hak ettiğimiz de bu. Mert Hakan Yandaş'ın saha görevlisi bana saldırdı demesi. Ya ben bugün bekledim o saha görevlisi gözaltına alınır falan filan diye. Hani bir sorguya şey yapılır diye. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Demek ki yani bir şeylerin yani eğer böyle bir olay varsa yoksa da Mert Hakan'ı gözaltına alın. Mert Hakan'ı gözaltına alın iftira attı diye. Güvenlik polis görevlisi bana saldırdılar biz de bu vatanın evladıyız diyor. Fenerbahçe taraftarı bu vatanın evladı değil bunlara göre. Bunlara göre Fenerbahçe memleketin kuruluşunda ve kurtuluşunda emeği geçen Fenerbahçe birçok kişiye göre düşman. Allah Fenerbahçe düşmanlarını bildiği gibi yapsın. Ben başka bir şey demiyorum. Ya artık şuramıza geldi. Ne artık bu kollamanın sebebi ne? Ben Jorge Jesus'un arkasındayım arkadaş. Ben takımın arkasındayım. Ben bu ligin ne kadar haksız rekabet içinde olduğunun farkındayım. Ama Jorge Jesus ben hayranlıkla izlediğim bir Fenerbahçe izlettiriyor bana. Ne derseniz deyin. Evet hatalar yapıyor. Evet kötü oynadığımız maçlar oluyor. Kötü oynadığımız anlar oluyor ama son yıllarda hayranlıkla izlediğim bir takım izlettiriyor. İyi ki bizim hocamız. Bu şekilde de hocamız olmaya da devam etsin. Biz sonuna kadar arkasındayız. Ya 5 santim 10 santim var yokken verilir offside. Hatadır deriz anlarız. Görülmez kilit noktada bir şey olur anlarız. Göz göre göre bu kadarı ağır ya. Ya kamera kaydına rağmen. Düşünsene öldüren kişiyi savcılık diyor ki öldürdü kamera kaydı var ama bu adam suçsuz diyor. Ya Trabzonspor'u şampiyon yapın. Beşiktaş'ı ikinci yaptık deyin. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a deyin ki lan siz bundan sonra maçlara falan çıkmayın. Ya biz de kurtulalım. Stresten biz de kurtulalım. Çünkü çok ağır oluyor böylesi. Böylesi çok ağır oluyor. Ben Gaziantep Futbol Kulübü'nü kutluyorum. Maçın ikinci devresi başlamadı sanırım. Maçın ikinci devresi oynanıyor. 57. dakika itibariyle 0-0 10 kişilik rakibine karşı üstelik 11 kişi kalması gereken rakibine karşı mücadele ediyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani ne söylenir arkadaşlar? Böyle utanmazlığa ne söylenir? Buna ne söylenir? Bak bu ülkede Kürt düşmanlığı var. Alevi düşmanlığı da var. Var abi. Yok diyen ocu düşmanlığı var, bucu düşmanlığı var, cemaatçi düşmanlığı var, tarikatçı düşmanlığı var, Atatürkçü düşmanlığı var, cumhuriyetçi düşmanlığı var. Üstelik cumhuriyeti savunanlara cumhuriyet düşmanı diyecek kadar düşmanlık var bu ülkede. Ama Fenerbahçe düşmanlığı gibisi yok. Ne kadar Fenerbahçe düşmanı varsa uzak durulması gereken kişilerdir arkadaşlar. Bu iş çok çünkü çok başka bir yere gidiyor. Bu iş çok başka bir yere gidiyor. Fenerbahçe düşmanlığı yüzünden her türlü haksızlığa tamam diyorsunuz. Ayıptır ya. Ayıptır, günahtır. Ya bu ülkede kollanmak için belli bir yerin, belli bir yerin takım olmak lazım herhalde. Ya da teknik direktörün, başkanın o belli bir yerde doğmuş falan olacak herhalde. Sonra tiyatro izleyeceğiz. Bizim izlediğimiz şeyin adı tiyatro ya. Futbolcuya kafa atılan. Bunu görmesine rağmen kırmızı verilmeyen yerde biz boşuna futbolu izlemeyelim. İzlemeyelim ya. Yabancı hakemmiş, şuymuş, buymuş. Yani şu elle oynama pozisyonu falan gösteriyorlar da ona girmiyorum bile. Umurumda değil. Arkadaşlar gelin şöyle yapalım. Lig bitti. Şampiyon değiliz. Kabul edelim. Bak Veselinovic'in, Tudor Veselinovic'in 3-0 geride olan Fenerbahçe takımına verdiği taktikten veriyorum size. Gelin şöyle yapalım. Lig bitti. Şampiyon değiliz. Kabul mü? Gelin bu saatten sonra Kadıköy'ü kapalı gişe yapalım. Ve susmayalım. Yani milletin yaptığı gibi her pozisyona ağlayıp zırlamayalım. Takımımızı destekleyelim. Gelin sosyal medyayı kale yapalım. Bizim kanalda dahil olmak üzere. Fenerbahçe ile hesaplar birbirini takip etsin. Sosyal medyada güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Gelin takımımıza sahip çıkalım. Kupa, şampiyonluk şu bu umurumuzda olmasın. Takımımızın oynadığı futboldan, bize vermiş olduğu gururdan keyif alalım. Gelin buna yönelelim arkadaşlar. Ve bunu yaparken de gelin Digitürk'leri, Beyinsports'ları iptal ettirelim. Kutu falan almayalım. Hocam sen milleti kaçağa teşvik ediyorsun. Hayır. Ben milleti doğruya teşvik ediyorum. Bir zahmet. Beyinsports Fenerbahçe'nin pozisyonlarını bir zahmet uzunca göstermeyi öğrensin. Offside çizgisini çekildiği anla vuruş yapılan pozisyon anını farklı göstermemeyi öğrensin. Bir zahmet. Onlar da adalet öğrensin. Herkes için söylüyorum. Herkes için adalet.
Herkes için. Bu lig adaletli bir lig değil. Gelin Fenerbahçe'mize sahip çıkalım. Serdar Ali Çelikler gibi Galatasaray'a hizmet ettiği aşikar olan FETÖ savcılarının heykeli dikilsin diyen şahısların peşinden koşmayın. Ümit Özat gibi Galatasaraylı ve FETÖ sevici bir şahsın, Ümit Özat'ın zamanında FETÖ'cü olduğuna dair birçok kanıt var. STV'de yemek programına katılmış. Hanginiz katıldınız? Hangi futbolcu katılmış yemek programına? Niye hiç kimse katılmamıştı? Ümit Özat'ın kendi ifadesi var, ben Galatasaraylıyım diye. Bu tip isimlerin ipine sarılmayın. Bu tip isimlerin arkasından gitmeyin. Nihat Özdemir en büyük Fenerbahçeliydi güya. Niye çekti kas davasını? Kim zarar görecekti? Nihat Özdemir başkan oldu. En çok Fenerbahçe'nin çektiği başkan oldu. Hadi. Uyanın, uyanın. Ya kökten futbol izlemeyi, maç izlemeyi, taraftarlığı bırakın. Ya da bunlara ekmek kazandıracak her türlü şeyden vazgeçip sadece Fenerbahçe'ye odaklanın. Benim keyfim sadece Fenerbahçe maçı. Dünya Kupası bile umurumda değil. Umurumda değil. Şampiyonlar Ligi maçları şu bu umurumda değil. Ben sadece Fenerbahçe maçlarını izliyorum, keyif alıyorum. Bari şerefiniz de yönetin o maçları. Bari Allah'tan korkarak yönetin. Kişilerden değil. Tamam, Trabzon'unuza kazandırdınız. Hayırlı olsun. Haram zehir zıkkım olsun. Allah çıkartsın. Tamam, Konya'da da Fenerbahçe'yi mahvettiniz. Allah çıkartsın. Giresun maçında da 10 kişi bıraktınız. Sivas maçında da 10 kişi bıraktınız. Allah çıkartsın. Gani gani çıkartsın. Tamam. 3 tane mağlubiyet aldınız. Bu saatten sonra bari adam gibi yönetin. Bari bu saatten sonra çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını haram karıştırmayın. Bana birçok kişi diyor ki hocam Türkiye'de niye kimse bet bereket almıyor? Kime sorsam paramın bereketi yok. Kime sorsam hayattan lezzet almıyorum. Helal kazanıyor musunuz paranızı? Helal kazanıyor musunuz? İşinizi tam yapıyor musunuz? Bakın bakalım kaç kişi değnekçilik peşinde, kaç kişi tırnakçılık peşinde, kaç kişi rüşvet peşinde. Ondan sonra helal kazanıyoruz. Ya işinizi tam yapın. İnanın kazandığınız 10 lira 1000 liraya bedeldir. Daha fazladır hatta. Anlatabiliyor muyum? Lütfen. Bu kanalın sahipleri. Ben Jesusçu, Ali Koççu, şucu bucu değilim. Ali Koç'tan para almadığımı her şeyin üstüne de yemin edebilirim. Ya da Jesus'tan para almadığımı. Ben Fenerbahçeliyim. Biz yıllarca bu tiyatroyu yaşadık. Ersun Yanal. Canım ciğerim hocamdır. Çok severim kendisini. Mükemmel gidiyorken Trabzon maçı hop al aşağı ettiler Fenerbahçe'yi. Sonuç. Fenerbahçe en kötü Erol Bulut'la gidiyordu. Trabzon deplasmanında Erol Bulut kazandı. Hiç mi aklınıza bir şeyler gelmiyor? Hiç mi? Ulan o maçta niye önümüzü kesmediler diye hiç mi gelmiyor? Bir düşünün. Bir düşünün. Biz Trabzon'u evimizde kaybettiğimizde teknik direktörümüz kimdi? Bir düşünün. Aziz Allah. Etmeyin, eylemeyin. Ortadaki şu düzeni bozmak için Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Madem bak şu anda eğer beIN Sports'taki Fenerbahçe taraftarının tamamı üyeliği iptal etsin. Bu sezon %1 trilyon şampiyonuz. Niye biliyor musunuz? Ligin geri kalanında kimin neyini çaldık geri iade edelim. Sonra da maçlar haklı, adaletli şekilde yönetilsin deseler en az 25 puan farkla şampiyon oluruz. En az. Lahmacun mu yok? Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala aboneliğinizi bekliyorum. Başka yerde birbirinize de desteklerinizi bekliyorum. Ya sosyal medyada güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Fakat güçlü olurken çıkıp da acımasız şekilde, yani acımasız şekilde onu bunu şunu eleştirmeyelim. Anlatabiliyor muyum? Onu bunu şunu eleştirmeyelim. Dünden beri Jesus linçlemesi, Crespo linçlemesi var. Etmeyin, eylemeyin. Etmeyin. Bu arada fark ettiniz değil mi? Formayı çıkarıp tişört giydi mi? Çok terlemişim. İnanın bir futbolcudan daha fazla terlemişim. Dayanamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.